Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz akademisyen ve PRP IVF kurucusu Sayın İlknur Çevik. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın İlknur Çevik kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Tabii ki. 1983 İstanbul doğumluyum. Tabii ki ticari hayatımdan önce bir akademik bir eğitim sürecim oluştu. Yüksek lisans ve sonrasında da yarım kalan bir doktorayla devam ettiriyorum. Bu süreçte de kendi alanımla da ilgili birçok akademik çalışmada, bilimsel çalışmada da yer aldım. Son 10 senedir tamamıyla sağlık turizmi uzmanı olarak, hatta ilk sağlık turizmi uzmanı unvanına da sahip olan şirketin de kurucusuyum. Ve bu noktada da hem ulusal hem de uluslararası ülkemizi tanıtan birçok projede yer aldım ve hala da çalışmalarım devam etmekte. Ve tabii ki son 4-5 senedir de infertilite dediğimiz kısırlık, yani tüp bebek tedavi yöntemleriyle ilgili uluslararası çalışmalar yürütmekteyim. Evet. Peki, sağlık turizmi alanında ne gibi projelerde bulundunuz ve ne gibi projeler hazırladınız? Tabii ki siz de bilirsiniz ve takip ettiğiniz gibi uluslararası alanda Türkiye sağlık turizmi açısından gerçekten önemli bir konumda. Ve bu noktada perspektiften bakıldığı zaman da çok da büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Verilere evet. Bakıldığı zaman da hatta uluslararası verilerde Avrupa standartları içerisinde de baktığımızda kendi komşu ülkelerimizi ve tercih edilebilirliğini düşündüğümüz ülkeler sıralamasında da birinci sırada yer alıyoruz ve birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak. Tabii ki bu noktada marka olduğumuz birçok, siz de biliyorsunuz, alan var. Saç ekimi gibi düşünebiliriz. Evet, evet. İstanbul özellikle bu alanda oldukça önemli bir konuma sahip. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden bunu düşünebiliriz ama sadece tabii ki Orta Doğu ülkelerinden hasta alınıyor gibi bir izlenim oluşsa da Avrupa ülkeleri, hatta Amerika gibi ülkelerden de hasta alımı gerçekleşiyor. Burada önemli olan sağlık turizminde tabii ki Türkiye'yi neden hastanın tercih etmesi. Evet. Ve bu noktada da ben ilk bu alandaki çalışmalarıma Azerbaycan'dan başladım. Ve Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilk önemli kongreyi düzenledim. Uluslararası 1. Bakü Sağlık Turizm Kongresi ve 2. Bakü Sağlık Turizm Kongresi şeklinde Türkiye'nin en saygın hastanelerini, kurumlarını Bakü'de ağırladık. Orada çok güzel çalışmalar yaptık. Tabii ki bu çalışmaların da devamı birçok kişi ve tüzel kişiler tarafından da gerçekleşti. Devletimizin de tabii ki bu konuda yadsınamayacak kadar desteği oldukça mümkün, teşvikler konusunda da. Bu noktada da ben de hem akademik çalışmalar konusunda Türkiye'yi neden yurt dışı yabancı hastalar tercih etmeli, hem de profesyonel olarak sürecimi devam ettiriyorum. Son 4 senedir de tamamıyla tüp bebek tedavileriyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bu alanda uluslararası araştırmalara katılıyorum, takip ediyorum. Ve akabinde Türkiye'yi neden tüp bebek tedavilerinde yabancı hastalar tercih etmeli, seçmeli? Bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda da yadsınamayacak çok güzel çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Ve çok değerli hocalarımızla tabii ki bu çalışmaları yürütüyoruz. Hem Türkiye'deki hastalarımıza hem de uluslararası hastalarımıza bu noktada güzel sonuçlar veriyoruz. Evet, burada tabii ki sadece hekimlerimiz değil, bu organizasyonları düzenleyenler de gerçekten ülkemize çok ciddi bir katma değer kazandırmakta. Özellikle sağlık turizminde en önemli nokta şu diye düşünüyorum. Hastanın sağlıklı bir şekilde ülkemize gelmesi ve yine sağlıklı bir şekilde VIP hizmet anlayışıyla, VIP hizmetle de tekrar ülkesine dönmesi, öyle değil mi? Tabii ki Sema Hanım. Yani çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Bir şekilde hastayı siz kendi ülkesindeki konforundan ayırarak Türkiye'ye ya da hizmet alacağı farklı bir ülkeye getireceksiniz. Evet. Uluslararası hasta statüsünde getiriyorsunuz. Kendi ülkesinde bir şekilde memnun olmadığı bir sağlık sistemi bekleme sırası olabilir, fiyatlandırma olabilir ya da
teknolojisine güvenmiyordur ya da tatil amaçlı, bunların hepsini birleştirerek farklı bir ülkede tedavi olmayı öngörüyordur. Bu noktada da Türkiye aslında jeopolitik olarak da çok güzel bir noktada, biliyoruz ki çok güzel bir kültüre sahibiz. Donanımlı kurum ve hastanelerimiz var. Hekimlerimizin bilgisi kesinlikle tartışmasız. Kullandığımız teknoloji de keza aynı şekilde. Bu noktada tabii ki Türkiye'nin tercih edilme kısmı uluslararası standartlarda hakikaten yüksek seviyelerde. Yani bu çalışmalara da bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün de bazı verilerinden dayanarak bu şeyleri söyleyebiliyoruz, evet. Durumları. Tabii ki burada sizin dediğiniz gibi hastayı bir şekilde bulmak, ikna etmek olayı değil. Hastayı aslında havalimanından başlayarak güvenli bir şekilde hastanesinde tedavisini gerçekleştirmek ve ülkesine mutlu bir şekilde gönderebilmek. Hangi tedaviyi gerçekleştirdiyse o tedavi alanında herhangi bir kuşkusunun olmaması ve gitmesi. Şunu biliyoruz ki Türkiye'de de böyledir. Yani hasta gider memnuniyetine çok güzel bir şekilde anlatır. O memnuniyetiyle de birçok insan tercih edebilir. Ama memnuniyetsizlik de varsa 500 insanın olumlu düşüncesi bir olumsuz düşünceyle çok yok çabuk olabilir. Çökebilir. Evet, bu noktada bu çok önemli. Ve VIP destek vermek gerçekten çok önemli. Çünkü beklentiler de inanılmaz yükseliyor. Ve sistemli olabilmek oldukça önemli. Yani sağlık turizmindeki en önemli olgu güvenilirliği karşı tarafa belirtmek. Fiyatlarla ilgili stabil bir fiyat çalışması gerçekleştirmek ve en önemlisi hastanın bu ülkede konforlu ve güvenli olabileceğini hissettirebilmek. Evet, gerçekten de öyle. Evet. Peki son 4 yıl dediniz. O yüzden bu soruyu hemen sormak istiyorum. Şu an hangi alanda daha aktif çalışmalar yürütmektesiniz? Yani aslında ben sağlık turizmine tabii ki genel olarak baktığımızda birçok alanda çalışmalar yürüttüm. Organ nakli dahil olmak üzere bakıldığında. Ama son 4 yıldır artık yani benim için vazgeçilmez, hayatımın vazgeçilmez noktası tüp bebek tedavileriyle ilgili insanlığa faydamızın olması. Bu noktada hem Türkiye'de neler yapılabilir, hocalarımızın, çok değerli hocalarımızın geliştirdiği önemli yöntemleri tüm dünyaya tanıtmak, aynı zamanda dünyadaki bu alanda, infertilite alanında, kısırlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip edip bu çalışmaları Türkiye ve sağlık sistemi sıkıntılı olan ülkelere de kanalize etmek. Ben şu anda bu çalışmaların üzerinde odaklanmış durumdayım. Özellikle PRP IVF markası da bu çalışmalardan biri. Tamamıyla infertilitede, tabii ki PRP birçok alanda sağlık endüstrisinde kullanılıyor. Evet. Anti-aging'de, kozmetik içerikli, ortopedi alanında, saç implantasyonu sonrasında, ama infertilitede de dünyada tabii ki Amerika'dan başlayan, İran'da devam eden yayınlarla birlikte Türkiye'de bu çalışmalar yoktu. Çok değerli hocaların başlatmasıyla bizim de bir şekilde bunun markasını kurup desteklememiz de şu anda tercih edilebilir bir tedavi destek programı. PRP tedavisi aslında üremeye yardımcı tedavilere çok önemli bir destek niteliğinde. Tabii ki klinik çalışmaları devam eden bir yöntem. Yani mucizevi bir tedavi yöntemi olduğunu söylemek şu anda çok erken. Ama bu noktada da PRP ile birlikte başlayıp kök hücre tedavileriyle birlikte devam eden bir sistemin oluştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de Amerika ve Avrupa'daki çalışmalarla eş zamanlı olarak çalışmalar yürütülmekte. Ben de açıkçası bu çalışmaların içerisinde olmaktan kendi adıma gurur duyuyorum. İnşallah hem Türk hastalarımıza hem de uluslararası hastalarımıza bu noktada çok daha hızlı ve etkin hizmet veririz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle çok önemli bir konuya hem köprü olmuşsunuz hem de köprünün artık her tarafında ayak destek olmuşsunuz ki ülkemizde son derece başarılı bir şekilde yapılan, uygulanan yöntemleri biraz daha seri bir şekilde yapılabilmesi için en azından artık ülkemizde tüp bebek konusunda yurt dışına gitmemiz gerekmeyecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yurt dışından bize gelsinler. Hatta değil mi? Hatta şöyle söyleyeyim size, Kanada'dan bile biz PRP hastası Türkiye'ye aldık. Dubai'den, yani aklınıza gelebilecek birçok ülkeden
tedaviyle ilgili hem IVF yani tüp bebek tedavisi hem de PRP tedavileri, ileride inşallah kök hücre tedavileriyle ilgili uluslararası hastalarımızı ağırlayacağız. Ve tabii ki mutlu olarak göndermek de çok önemli. Yani tüp bebek tedavisini gerçekleştirmekten ziyade doğru yöntemi hastaya uygun olarak yapmak ve günün sonunda, 9 ay sonunda hastanın kucağına bebeğini alabilmesi oldukça önemli. Yani başarı olarak adlandırılan aslında bu. Tüm dünyada bu şekilde. Evet. Önemli olan tüp bebek tedavisindeki gebelik değil, gebeliğin devam etmesi ve sağlıklı evlatları ailelerin kucaklarına alabilmesi. Evet. Gerçekten de çok gurur verici ve onur verici bir konuya burada ciddi anlamda destek oluyorsunuz. Bir marka bile oluşturmuşsunuz. Evet. Bunun için çok ciddi bir risktir aslında. Aynen bu. Öyle. Değil Ama mi? Bu tamamıyla inanmak. Çok çalışmak ve dürüst olmaktan kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman gece çok geç saatlerde bile hasta adaylarımız arayabiliyorlar. Tabii ki çalıştığımız kurum ve doktorumuz, ekibimiz yani bir ekip olarak baktığımızda evet. hepimizin belirli sorumluluklarda elinden fazlasını yaptığını biliyoruz. Bu noktada da tabii ki Türkiye'nin ismiyle anılıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Yani geçenlerde örnek vereyim size. Norveç'ten bir hastamız var. İyi ki sizinle tanıştım. İyi ki tüp bebek tedavisini sizde gerçekleştireceğim. Başarısız birçok denemesi birçok Avrupa ülkesinde yani Almanya gibi, Polonya gibi birçok ülkede gerçekleştirilmiş, İspanya gibi. Bunlar da bizim rakip ülkelerimiz evet. tüp bebek tedavilerinde ve sağlık turizminde özellikle İspanya. Bu noktada da dördüncü kez farklı bir ülkede Türkiye'de denemelerini yapacaklar. İnşallah bizden olumlu sonuçla dönecek ve bu da bizi tabii ki çok çok sevindirecek. İnşallah hepimiz yürekten dua ediyoruz. Katkınızın olacağına da inanıyoruz. İnanmak da zaten bir yolun yarısını muhakkak. Kat etmektir değil tabii mi? Tabii ki. Peki, uluslararası sağlık hizmetleri konusundaki çalışmalarınızdan Hı-hı. biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Aslında 2 sene önce ben yine devletimizin Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle NBC 4 kanalında Dubai merkezi, Suudi Arabistan merkezli Dubai'de çekimlerin olduğu bir TV programına 47 bölüm katıldım. Türkiye tüp bebek tedavilerini anlattım. Zaten ondan sonrasında tabii ki tanınmakla birlikte Türkiye'de de birçok hastamızı ağırladık ve devamını da getiriyoruz. Akabinde de sağlık sistemlerinde sıkıntı olan ülkelerde özellikle kısırlık problemleri, tüp bebek tedavi ihtiyaçları gibi olan ülkelerde de danışmanlık yapıyorum. Ben ve ekibim olarak bu noktadaki hastane ve kliniklerle, doktorlarla çalışmalar yürüterek bir şekilde hem eğitim alanında hem de sağlık hizmeti alanında destekli çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Bu hem o ülkedeki hastanın çok daha güvenilir bir şekilde inanmasını sağlıyor. Aynı zamanda kendi ülkelerindeki konforu da bir şekilde sağlamış oluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, sağlık turizmi yaptığımız gibi aynı zamanda biz de ekip olarak yurt dışında çeşitli sağlık sistemi sıkıntılı olan ülkelere gidiyoruz. Evet. Belki takip etmişsinizdir. Afrika ülkelerine çok değerli hocalarımız gidiyorlar. Onun dışında Azerbaycan gibi, Irak gibi, Irak, Güney Irak gibi düşünebiliriz. Hı hı. Şimdi Katar, Dubai gibi ülkelerde de düşünün hekimler ve başlangıç seviyesindeki ekip, sağlık ekibi olarak da destekler veriyoruz bu noktada da. Bu alanda da Türkiye'deki sağlık sistemimizi de tanıtmış oluyoruz. Evet, bu yine çok ciddi bir başarıdır diyoruz. Evet. Evet, tüp bebek konusuna geri dönmek gerekirse tüp bebek tedavilerinde Türkiye'nin başarı durumu nedir? Bir grafik var mı? Yani şöyle tabii ki bunu net olarak söylemek mümkün değil ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Başarı oranı her hastanın her hastaya malum değişebiliyor. Evet. Yani hastanın sonucuna göre de bunu söyleyebiliyoruz ama Türkiye gerçekten tüp bebek tedavileriyle ilgili tercih edilen ve bu noktada başarıları en yüksek seviyede olan ilk 3 ülke arasında diyebilirim. Avrupa ülkeleri arasında bakıldığı zaman tabii ki bu ülkelerin tanıtım pazarlama çalışmaları da oldukça önemli. Siz de biliyorsunuz ama bizim kendi kurulan laboratuvarlarımız bu noktada Türkiye'nin çok değerli ve başarılı hocaları ve gün geçtikçe inanılmaz bir ivmeyle başarı odaklı çeşitli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi
bizi bu noktada üst seviyelere taşımakta. Ve tüp bebek tedavileriyle de ilgili kısırlık ne kadar artarsa biliyorsunuz arz ve talep meselesi gibi düşünüldüğünde de sizin bu noktada ülkenizi de ve kendinizi de geliştirmeniz anlamında katma değer sağlamanız lazım. Yani farklı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi lazım. Tabii ki Türkiye'de bu noktada önemli çalışmalar yürütüyor. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olunuz ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için aynı zamanda ülkemiz için yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, akademisyen Sayın İlknur Çevik konuğumuz oldu. Hoşçakalın.